Sevgili meslektaşlar ve siz değerli konuklar, sanki değerli konuklar, kamuoyunda bilinen ismiyle emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesi öncesinde bilinmesi gerekenler konulu seminerimize başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayın Özgür Erdus'un sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde 4A, 4B ve 4C sigortalıların EYT düzenlemesi öncesinde bilmesi gerekenler ve yine aynı şekilde şirket ortakları ve yöneticilerinin 2008 öncesi ve sonrası düzenleme öncesi bilmesi gerekenler ve emeklilikte yaşa takılanlar kadar haksız bir uygulama olan 2019'a 9 SGK genelgesi sonrası bilinmesi ve yapılması gerekenler hakkında seminerimizde bilgi edineceksiniz. Sunumları yapmadan önce, konumuza vermeden önce sözü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 24. Dönem Başkanım Sayın Hüseyin Halil'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, EYT düzenlemesi öncesi bilinmesi gerekenlerle ilgili meslektaşım Sayın Özgür Erdoğan'ın sunumunda gerçekleşecek seminerimize hepinize hoş geldiniz diyor. Sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. Biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlar sevgili meslektaşım Özgür Erdoğan'dan önce bir kuyunun içerisinde olan konuydu. Ancak kendisi mali müşavirlik mesleğinin azim ve kararlılığıyla kuyunun dibinden konuyu çekti, çıkardı ve ülkenin gündemine getirdi. Çabalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Şu anda ülkedeki tüm siyasi partilerde bu konuda bir haksızlık olduğunu, düzenlemeden önce hak kaybı yaşanmaması için de biz meslektaşlarımızın yapması gerekenlerin neler olduğunu konuşalım istedik. Bu konuda düzenlemenin en fazla bilgi sahibi olanın bizi en doğru yönlendireceğini, değerlendireceğini düşündük. TESMER Yönetim Kurulu'nda ve yönetim kurulumuzda tam bir oy birliği içerisinde konuyla ilgili karar aldık. Her iki kurul üyesi arkadaşlarıma da burada teşekkür ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, bu arada 5-6 Haziran'da genel kurulumuzu tamamladık. Yönetim kurulumuz da göreve başladı. Pandemide ara verdiğimiz yüz yüze eğitimlerimiz yeni dönemde farkındalık, bilgi ve uzmanlık eğitimleri olarak devam edecek. Tüm eğitimlerde salonda birlikte yüz yüze olmayı ve sizinle mesleki olarak 3 yılda eksik bıraktığımız açık kalan konuları kapatmayı temenni ediyorum. Bu arada belki fark etmişsinizdir, odamızın komisyon kurulları yavaş yavaş teşekkül etmeye başladı. 30 Eylül itibariyle odamızın komisyonlarının seçimlerini, atamalarını özür diliyorum, tamamladık. Önümüzdeki hafta komisyon seçimleri tamamlanacak ve akabinde ilçe temsilciliklerimizle ilgili seçim süreçlerimiz devreye girecek. TÜRMOB'un 15-16 Ekim'deki genel kurulundan sonra bu süreci de tamamlamayı planlıyoruz. Yine uzunca bir süredir kalabalık ve yüz yüze ara verdiğimiz ruhsat törenlerimize geçmiş dönemde başladık. O dönemde aramıza katılan 83 arkadaşımıza tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar yeni dönemde 16+3=19 komisyonla yaklaşık 500 komisyon üyesiyle odamız sizin vereceği, daha doğrusu verdiği dev bir katkıyla hareketlendi, çalışmalarına başladı. Önümüzdeki dönemde bu 500 kişilik çalışma ekibimizle, komisyonlarımızla beraber meslektaşlarımızla daha sık bir araya geleceğiz ve daha sık üretimler yapacağız. Ben komisyonlarda ataması yapılan tüm meslektaşlarımı da kutluyorum.
Komisyonların oluşumundan önce çok geç kalmaması gereken birkaç organizasyona başladık arkadaşlar. Bunları bugünden ayrı olarak size bilgilendirmek istiyorum. Çünkü hazır bu kadar kalabalığı yakalamışken bu bilgilendirmeyi de yüz yüze yapmak istiyorum. 15-16 Ekim'deki TÜRMOP Genel Kurulu'ndan hemen sonra Emir Es futbol sezonu, bu dönem futbol turnuvası başlamış olacak. 22'sinde açılış maçımız olacak. Ben hepinizi bu açılış maçına da bekliyorum. Bu yıl turnuvamız bu 3 yıllık dönemde olduğu gibi bir sürü yeniliklerle, oda yönetimi de bir sürü yeniliklerle devam edecek ama turnuvamızda göreceksiniz bir sürü yenilikle devam edecek. Ve ilk defa bu yıl turnuvanın finalini bir ilçemizde, önümüzdeki yıl başka bir ilçemizde, sonraki yıllarda da diğer ilçelerimizde yaparak turnuvayı tüm Bursa'nın, tüm Bursa'daki meslektaşlarımızın turnuvası haline getireceğiz. Daha büyük bir katılımla. Hemen arkasında 29 Ekim bu yıl Cumartesi akşamına geliyor arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Balomuz var. İlelebet sahip çıkacağımız Cumhuriyetimizle ilgili 29 Ekim akşamı Kulüp Altın Ceylan'da balomuz var. Hepinizi oraya bekliyorum. Ve 29 Ekim'den bir gün önce 28'inde de Baobab'ın önünde Özgürlük Meydanımızda Bulutsuzluk Özlemi'nin halk konseri var. Oda olarak konserin ana düzenleyicisiyiz. Bir gün önce de orada hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Değerli meslektaşlarım, 15-16 Ekim'deki TÜRMOP Genel Kurulu'nda Bursa'mızdan 2 adet aday var. Seçimli kurullara 2 adet aday var. Sayın Muharrem Kaya ve Sayın Ali Nazım Tekelioğlu seçimli kurullara adaylar. Her iki adayımıza da TÜRMOP Genel Kurulu'nda benim bildiğim, bana iletilmiş 3. 4. 5. bir adaylık yok. Her iki adayımıza da başarılar diliyorum. Başarılı bir seminer olması dileğiyle tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'e açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, başkanımın da dediği gibi bu konuyu adeta bir kuyunun dibinden çekerek Türkiye gündemine taşıyan, ben ona konuğumuz demek istemiyorum. Onun aslında burası evi, serbest muhasebeci, mali müşavir, değerli Üstad Özgür Erdursun'u platforma davet ediyorum. Alkışlarınızla lütfen. Evet, ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'e, yönetim kurulu üyelerine, sizlere çok teşekkür ediyorum. Zaman çok kıymetli ve sizler zamanınızı ayırdınız, buraya kadar geldiniz. Çok fazla uzatmadan kısaca bilgiler aktarmaya çalışacağım sizlere. Tekrar hoş geldiniz. Emeklilikte yaşa takılanlar çok önemli bir konu. Yıllardır aslında biz bu konuyu anlatıyoruz. Olay TV'de televizyon programı yaparken, Olay TV, Az TV, Line TV'de üçünde program yapıyordum. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dernek Başkanı Gönül Hanım bir şekilde bana ulaştı. Ya biz emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir dernek kurduk. Siz de bu konuyu biliyorsunuz. Bu konuyu biraz daha gündeme getirelim dedi. Kendilerini Bursa'ya davet ettim. Ofisimde eşiyle beraber geldiler. Biraz sohbet ettik. Ben bir çalışma yaptım yıllar önce. Dedim ki kendilerine, bu arada Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nden arkadaşlarımız da var aramızda, hoş geldiler. Biz biraz daha sesimizi sosyal medya ve basın aracılığıyla duyurmalıyız dedim. Yani burada haklısınız. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı bir yasa çıktı. Büyük depremden 21 gün sonra çıktı. Ve anayasal olarak bir kişinin emeklilik hakkı 17 yıl ötelendi. Bu çok mümkün olacak bir durum değil. İşte Avrupa'da da emeklilik yaşı 1-2 yıl ötelendiğinde ortalık savaş alanına dönüyor. Yani bunu yapamazsınız diyorlar. Bizde 17 yıl ötelendi. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Dedik ki bununla ilgili öyleyse biz küçük bir organizasyon yapalım. Küçük bir toplantı yapalım. Bir de basını da davet edelim.
Yani çok az kişi gelirse de yani çok da amacımıza ulaşamayız. Bu nedenle de Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde 150 kişilik bir salon ayarladık. O gün oraya yaklaşık 4000 kişi geldi. Ve salonun dışında kaldı herkes. Sonra biz de salonun dışına çıktık. Orada bir konuşma yaptık. Hatta dernekten, üyelerden, arkadaşlardan bir tanesi de bir meşale vardı eline bana verdi. Ben bu meşaleyi hiç söndürmeyin. Hakkınızı arayın. Biz de destek olalım hep beraber. Bu konuyu Türkiye'nin gündemine getirelim dedim. Daha sonra bir organizasyon daha Bursa'da yaptık. Nilüfer'de kapalı spor salonunda. Yaklaşık 10.000 kişi geldi oraya. Sonra bir organizasyon daha yapalım dedik. Dernek yöneticileriyle, federasyon o zaman kurulmamıştı dernekle. İstanbul Akatlar Kültür Merkezi'nde yaklaşık 35-40.000 kişi katıldı. Daha sonra Maltepe'de, Yenikapı'da, Ankara'da, Tandoğan'da bu organizasyonlara milyonlarca kişi katılmaya başladı. Ve gelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kaybetsem de bu yasayı çıkarmam demesine rağmen şu anda en son katıldığı televizyon programında Çalışma Bakanlığı çalışmayı yapıyor, biz de açıklayacağız dedi. Benim iki tane evladım var, cümlemizin çocuklarını Allah bağışlasın. Çocuklarım 8. sınıfa gidiyor. Okulda öğretmen diyor ki güncel konularla ilgili biraz konuşalım diyor. Arkadaşlarının bir tanesi diyor ki hocam diyor emeklilikte yaşa takılanlar güncel konu diyor. Öğretmen de diyor ki bakın diyor ben bu konuyu biraz diyor Fransız ihtilaline benzetiyorum diyor. İnsanlar, vatandaşlar, halk üst birimlere karşı haklı bir mücadelenin içine girdiler Fransız ihtilalinde de hakkını aradılar. Buna benzer bir olay diye sonra kızım geldi bunu anlattı. Artık okullarda çocuklar bile bunu konuşmaya başladılar. Gelecek yıllar açısından da bu çok önemlidir aslında. Hak aramak nedir? Hak nasıl aranır? Mücadele nasıl edilir? Çünkü Türkiye'de sendikalar var şu anda ama sendikalara güven de az. Sendikalar biraz kendi derdine düşmüş durumdalar. Çok büyük gelirler elde ediyorlar. Çok lüks arabalara biniyorlar. Onların kaygıları, endişeleri biraz daha farklı yere gitti. Halk kendisiyle beraber hareket edecek bir kitle arıyordu. Orada da emeklilikte yaşa takılanlar, dernekleri ve federasyonu aslında bu açığı kapattı. Siyasi parti gözetmeksizin tüm siyasi partiden en çok da AK Parti'ye oy verenler emeklilikte yaşa takılanların içinde. Ve gelinen noktada da 8 Eylül 1999 tarihi çok önemli bir tarihti. İşte büyük depremde insanlar canının derdindeyken bir anda IMF'nin de baskısıyla beraber Türkiye'de emeklilik sistemi değişti. Sadece 9 Eylül'de değişmedi. Mesela 1987'de rahmetli Turgut Özal dedi ki kadınların ve erkeklerin emeklilik yaşını kadınlarda 50, erkeklerde 55 yapalım. 1992 yılında rahmetli Süleyman Demirel bu böyle olmaz dedi seçime giderken. Yaş şartını kaldıralım, 18 yaş baz alalım. Kadınlar 20, erkekler 25 yıllık sigortalık süresini 5000 günü tamamlasın, emekli olsunlar dedi. 1999'da DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümeti döneminde kademeli emeklilik sistemi geldi. 2008 yılında tekrar değişti. 2008'de de AK Parti'nin getirdiği yasayla emeklilik yaşı şu anda Türkiye'de 65 yaşına çıkmış durumda. Sadece 8 Eylül 1999'da emeklilik yaşını değiştirelim demediler. Yani kademeli emeklilik getirelim demediler. Bir de sürdürülebilir bir sistem için aynı zamanda emekli ettiklerimize de daha az emekli aylığı verebilmek için emekli aylığı hesaplama sistemini de değiştirelim dediler. 2008'de şu anki hükümet geldiğinde dedi ki koalisyon hükümeti yanlış yapmış. Yaşı biz biraz daha arttıralım. Emekli aylıkları biraz daha düşürelim. Şu anda gelinen noktada da biz bunları anlatırken çok anlaşılmadı. Ama bakın çalışıyorsunuz, prim ödüyorsunuz, devletin kasasına para giriyor. Devletin kasasına para girdikçe emekli aylığınız düşüyor. Böyle bir sistem olamaz diye anlatmaya başladık. Ve ilk başta insanlara da çok mantıklı gelmedi. Yani doğru söyleyip söylemediğimiz konusunda biraz kararsız kaldılar. Ama gelinen noktada şu anda Türkiye'de emekli aylıkları 2000 lira, 2500 lira emekli aylığı bağlanıyor, 3500 liraya tamamlanıyor. Geç emekli oluyorsunuz, emekli olduğunuzda da artık ben buna bir emekli aylığı demiyorum. Küçük bir devlet katkısı alıyorsunuz, küçük bir devlet katkısıyla geçiminizi sağlamak zorundasınız. Şu anda Türkiye'de asgari ücret
5.500 lira. Ortalama emekli aylığı 4.600 lira oldu 1 Temmuz'da. 3.000 küsürdü ortalaması. Türkiye'de çok konuyu çok kişi bilmeden konuşur. Mesela işte emeklilikte yaşa takılanları emekli mi edelim? İşte Türkiye'yi emekliler cennetine mi çevireceğiz? Şu anda nüfusumuz 85 milyon. Sığınmacılarla beraber 90 milyon. Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip ülke Almanya'ydı. Biz Almanya'yı da geçmiş durumdayız şu anda. Ya da hemen hemen nüfusumuz aynı. Almanya'da ne kadar emekli var biliyor musunuz? 21 milyon emekli var. Türkiye'de 9,5 milyon emekli var. Yani söylenildiği gibi değil aslında bazı şeyler. Bizde dul, yetimlerle beraber 13,5 milyon kişi emekli aylığı alıyor. Almanlar hem emekli aylığı veriyorlar, hem sosyal yardım veriyorlar ya da diğer Avrupa ülkeleri. Sadece Almanya için de söylemiyorum. Neden peki biz yapamıyoruz bunu? Çünkü bizim sistem diyor ki aktüel dengeler için diyor emekli etmemeliyiz diyor. Emekli edersek emekli aylığı veremeyiz diyor. Ama sistem bunun üzerine kurulmamalı. Daha çok çalışan sayısını arttırmamız lazım. Şu anda TÜİK mesela diyor ki Türkiye'de 30 milyon çalışan var diyor. SGK verileri Türkiye'de 22 milyonun çalıştığını gösteriyor. Yani biz mali müşavirler bu konuyu çok iyi biliyor. Biz hangi veriyi dikkate alırız şu anda? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verisini dikkate alırız. Kaç memur var, kaç bağkurlu var, kaç SSK'lı çalışan var? Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bu bilgi vardır. Ama bu bilgileri TÜİK açıklıyor ve diyor ki 30 milyon çalışan var. Sosyal Güvenlik Kurumu 25 milyon çalışan var diyor ama 25 milyonun tamamı da aslında sigortalı değil. Çünkü orada kursiyerler var, stajyerler var. 2 milyona dayanmış bir orada da kişi var. Bunların da primde yatırılmıyor. Ev hizmetlerinde 10 günden az, 10 günden fazla diye ikiye ayrıldı. Gerçek çalışan 22-23 milyon. 22 ya da 23 milyonun çalışmasıyla Türkiye'de biz emeklilere emekli aylığı veremeyiz. Ya öyleyse neden bu yasanın gelmesini istiyorsunuz da diyebilirsiniz. Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlarla beraber köklü değişikliklerin olması gerekiyor. Sadece bu bir emeklilik yasası değil, EYT'lere hak verilmesi değil. Türkiye'de bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Bunu iktidarıyla, muhalefetiyle maalesef siyasetçiler bunu göremiyor. Birileri de bunları anlatmalı. İşte Özgür Demirtaş ekonomiyle ilgili yorum yapıyor. İşte o arkadaşımız Ozan Bingöl vergiyle ilgili yorumlar yapıyor. Diğer ekonomistler yorum yapıyor. Sosyal güvenlik konularında da Ali Tezel yorumlar yapardı. Aynı zamanda onun öğrencisiyim. Beraber bu işleri kalkıştık. İyi ki de yapmışız, buralara kadar geldi. Şimdi Ali abi bu işlerden çekilince bu işte bize kaldı ama yine Türkiye'de mali müşavirler, çok da yakından tanıdığım mali müşavir arkadaşlarımız da yine ulusal televizyon kanallarında sosyal güvenliği anlatmaya başladılar. Bu konular anlatıldıkça, profesyonel bu işi bilen kişiler tarafından anlatıldıkça iktidarıyla, muhalefetiyle daha yeni yeni bizi dinlemeye başladılar. Bu ülkede mali müşavirler konularına hakim olan insanlardır. Biz kafadan uydurma hiçbir şekilde konuşmayız. Çünkü belge olmadan konuşmayacağımızı biz çok iyi biliriz zaten. Bir de bu konularla ilgili zaten yıllardır hayatın çok içinde olan bir mesleğimiz var. Herkes size her şeyi sorar. İşte eşim doğum yapacak, ne kadar izin süresi var? İşte babam öldü, ondan ne hakkım alacak? Doğumla başlamıyor, ölümle bitmiyor. Her konu bize sorulur. Biz de zaten bu konulara hakim olan kişileriz. Gelinen noktada biz de bu sefer de çalışmalarımızı yapıyoruz. Nasıl bir sistem kurabiliriz ki Türkiye'de gerçek anlamda bir emeklilik olur? Emekli olan kişiler sistemin dışına çıkar. Gençler nasıl iş bulur? Bu sistem nasıl sürdürülebilir? Öncelikle emeklilikte yaşa takılanlar konusu başlı başına bir yaş meselesi değil, bir anayasal bir hak. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı oldunuz. Ne zaman emekli olacağınızı biliyorsunuz. Bir gece yarısı bir yasa değişiyor. Size diyorlar ki artık siz ilk sisteme girdiğiniz tarihten 17 yıl sonra emekli olacaksınız. Ya bunu kimse söyleyemez. Böyle bir şeyi Avrupa'da cesaret edemez. Hiçbir siyasi cesaret edemez. Ama Türkiye'de bunlar çok kolay söylenildi ve emeklilik yaşı uzadı. Hep olaya emeklilik yaşı olarak bakmadım. Sisteme girildiğinde bir kişinin yasal hakkı neyse, o dönemde siyasiler bunu kullanıp oy aldılar. Tamam, siyasiler oy aldı, seçimi kazandı. Şimdi suçu bize mi, vatandaşlara mı bunun suçu? Faturası bize mi kesilecek? O dönemde siyasiler öyle yaptılar, hak verdiler. Vermeseler de öyleyse. Ama verdiler o hakkı. Birileri de gelip o hakkı elimizden alamaz.
8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanların, bakın bu bir yaş konusu değil, bu bir anayasal hak. 8 Eylül 99'a kadar ben sisteme girdiysem benim hakkım bu. Biz 9 Eylül 1999 sonrasını bakın konuşmuyoruz. Aslında Türkiye'de emeklilik yaşı 60'a kadar çıktı. 30.04.2008'e kadar sigortalı olanlarda, 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlarda 65 yaşına kadar çıktı emeklilik yaşı. Biz emeklilik yaşını konuşuyor muyuz şu anda? Emeklilikte yaşa takılanları konuşuyoruz. Çünkü bu bir yaş meselesi değil. Bir de bununla beraber de o dönemde stajyer ve çırakların da başlangıcı vardı. Şimdi 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT'lidir. Ancak adına tüm kollara tabi prim yatırılanlar EYT'lidir. Burada esnaf, işverenler ve sigortalılardan mağdurlar var. Ayrıca yani EYT'de de ayrıca mağdurlar var. Stajyer ve çıraklar mağdur. İşe girişi olmuş, adına sıfır gün çıkış yapılmış, prim yatırılmamış. Bu kişiler de mağdur. Bir de esnaf ve işverenler de 4, 10, 2000 yılına kadar kendi adına iş yeri açmış, şirket ortağı olmuş, zorunluluk esasına dayanır. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Keyfi bir durum yok. İş yeri açarsınız, şirket ortağı olursunuz, bağ kurulu olursunuz. O dönemde o kişiler de bağ kurulu olmuşlar. Sonra 4, 10, 2000'de bir yasa çıkmış. Demişler ki 4, 10, 2000 tarihine kadar gelin Bağkur'a borcunuzu ödeyin, 3 ay süre veriyoruz. Ödemezseniz bugünlerinizi sileriz, yarın öbür gün size de vermeyiz. Diyelim ki adamın da çocuğu hasta, Bağkur o parayı veremedi, gitti çocuğunun tedavisini yaptırdı. Cebinde de ya da parası yoktu. Kusura bakmayın artık sizin diyor anayasal olarak emeklilik hakkınız yok. 4, 10, 2000'den başlayacak. 4, 10, 2000'den başlasa bu kişi de ayrıca mağdur. Anayasal bir hak, zorunluluk esası, keyfi bir durum değil. Keyfi olur ödemem, isteğe bağlı gibi. Derler ki kardeşim isteğe bağlı bak, keyfi bir durum. Sana müracaatta bulun dedik. Sen de müracaatta bulundun. Ödememişsin. Ya bu zorunluluk esasına dayanan bir durumu kendileri kafasına göre ortadan kaldıramaz. O da ayrıca bir mağduriyet. Şimdi stajyerler ve çırakların durumuna bakıyoruz. Ben 1996 yılında stajyerdim. Staj numaram var benim de ama bu başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bizim 5510 sayılı yasamız var. 1.10.2008'de çıktı. Bir kişi bir iş yerinde gerçekten çalışmışsa, fiilen çalışmışsa sigortalıdır. Değilse sahte sigortalıdır. Onu da anlatacağım. 700 bin kişinin emekliliği iptal oldu. Şimdi bir kişi bir iş yerinde gerçekten fiilen çalışmadı, sigortalı gösterildi diye onu iptal ediyorlar. Ben gerçekten çalıştım ama kusura bakmayın. Sen orada sadece %1 iş kazası ve meslek hastalığı senin adına ödendi. Ben bunu bilemem. O yaşta ben genç birisiyim. Ne durumda olduğumu bilmiyorum. Bunun öngörüsünü devlet yapacak. Şimdi Türkiye'de şu anda mali müşavirler gerçekten diyorum ya olaya hakim. İşverenlerle de çok konuşuyorsunuz. Size diyorlar ki ya biz Türkiye'de işsizlik yok. Personel bulamıyoruz. Bunu çok kişi duyuyor değil mi? Hepimiz duyuyoruz bunu. Ya bir taraftan işsizlik var, bir taraftan da işçi bulamıyor. Neden bulamıyor? Çünkü ara eleman personelini bulmakta çok büyük zorluklar var. Ara eleman yetiştiremiyoruz. Stajyer, çırak yetiştiremiyoruz. Meslek okullarını özendiremiyoruz. Çıraklık okullarını özendiremiyoruz. Devletin bunu özendirmesi lazım. Devletin bir şeyler söylemesi lazım. Biz şu anda ara eleman sıkıntısını sadece sığınmacılarla gidermeye çalışıyoruz. Ama her meslekte de bu mümkün değil. Peki bizim çocuklarımız hepsi üniversiteye gidecek. Hepsi üniversite bitirdikten sonra masa başı bir işle mi çalışacak? Bu da mümkün değil. Demek ki bizim stajyerlik ve çıraklık konusunda özendirmemiz lazım. Bu konuda da bırakın destek olmayı, tam tersi şu anda köstek gibi bir durum var. Çünkü stajyerlerin ve çırakların ilk işe başlama tarihi kabul olmuyor. 18 yaş baz alınarak kabul edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Borçlanma hakkı verilmeli stajyer ve çıraklara, parasını ödeyerek. Nasıl ki doğum, askerlik, yurt dışı, usta öğreticilik süreleri halk eğitimde, işte tutuksuz geçen süreler cezaevlerinde, doktorada geçen süreler, avukatların staj dönemleri varsa normal stajyer ve çırakların da günlük asgari ücretin brüt rakamının %32'sidir. 69 lira 02 kuruşta borçlanma hakkı verilir. Stajyer ve çıraklara da borçlanma hakkı verilmeli. Bu konuyla ilgili Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin bir hafta önce dedi ki biz EYT ile beraber stajyer ve çırakları da ele alıyoruz. Bir hafta sonra dedi ki EYT farklı, staj farklı, onlar adına prim yatırılmamış. Biz zaten prim yatırılmadığını biliyoruz. Ama bu konuda da yine biz EYT kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de çalışma yapıyoruz. Muhalefet partileriyle de görüşüyorum. Onlara da gerekli çalışmayı yapıp bilgiler veriyorum. EYT, stajyerlerin sorunları,
ve Bağkur tescil mağduru. Ama üstte daha da önemlisi emekli aylığı hesaplama sistemi. Yani bu emekli aylığı hesaplama sistemiyle aslında çok kişi böyle emekli olmak için uğraşmıyor. Biliyor ki 3500 lira alacağım. Şu anda 3500 lira bu enflasyonda, bu hayat pahalılığında küçük böyle bir katkı olacak. İnsanlar bu katkının peşine düştüler. Çünkü Türkiye'de çok büyük bir enflasyon var. Çok büyük bir hayat pahalılığı var. Sabit ücretle çalışan kişilerin enflasyonudur şu anda. Sabit ücretle çalışan kişilerin yaşadığı bir krizdir. Bu ekonomik krizin adını da ben böyle koyuyorum. Bu kişiler gelirlerini arttıramayınca ekstra bir gelire ihtiyaçları var. Giderlerini karşılayamıyor. Bu nedenle de hükümet de bunu gördü. Zaten ücretlerin düşük olduğunu da biliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2022 yılında planladığı vergiyi, tahsil etmeyi planladığı vergiyi 5 ayda tahsil etti. Her şeyin fiyatı artarken üzerinden vergiler de çok fazla alındı ve 5 ayda 1 yılda hedeflenen vergi toplandı. Ve bunun sonucunda da artık onlar da rakamlara baktılar. Evet, emeklilikte yaşa takılanlara biz bu hakkı verebiliriz dediler. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar bu hakkı alacaklar. Normalde 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar SSK biliyorsunuz ilk işe başlama tarihine göre Bağkur'da 23 Mayıs 2002 bu da 8 Eylül 99'da yasa çıktığında Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi 23 Mayıs 2002 yılında onayladı kademeli emekliliği. Bu nedenle o tarih dikkate alınır Bağkur'larda. 23 Mayıs 2002'ye kadar kaç günü varsa kadınların 20 erkeklerin 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamaya göre ayrıca bir tabloları vardır. Emekli sandığında da 1 Haziran 2002. Bu tarihlere göre şu anda emeklilik için hesapladığınız yaşların hiçbir tanesi olmayacak. Artık bu kesinlikle değişiyor. Mevcutta yaptığınız plan artık bir ay sonra farklı olacak. Emeklilik için yaş büyük ihtimalle ortadan kalkacak. Ya da bir yaş kısıtlaması daha gelebilir. Kadınlara 48, erkeklere 50 yaş olma ihtimali de var. Bu olmasın diye özüne aykırı bir durum olur. Emeklilikte yaşa takılanların özünde emekli olacakken yaşa takılmış yaş şartı yok. Şimdi bu mağduriyet giderilirken tekrar yaş şartının gelmesi özüne aykırı bir durum olur. Sadece EYT konusunun mağduriyetinin çözümü değil de bu sefer de küçük böyle bir değişiklik yapılmış olabilir. Ama bu da çok kabul görmez. Neden kabul görmez? Çünkü seçimlere çok az bir süre kaldı. Seçimlere az bir süre kalmasaydı biz bu konuları konuşmazdık. Türkiye'de hep şunu söylüyorum. Siyasiler ne kadar uyanıksa halk da o kadar uyanık olmalı. Halk hakkını aramasını bilmeli. Ve gelinen noktada EYT ile beraber diğer konularla ilgili biraz daha böyle halk sesini yükselttiğinde siyasilerin geri adım attığını gördük. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar konusunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce 18 yaş dikkate alınacağı için 18 yaşından önce başlangıcı olanlar da 18 yaş baz alınacak. 18 yaşından sonra zaten kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini tamamladı. Erkeklerin 25 yıllık sigortalılık süresi başlangıcına göre 2024 yılına kadar devam edebilir. Yani şu anda 8 Eylül 99 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olanlara emeklilik hakkı veriyoruz derlerse kadınların 5000 günleri varsa emekli olabilirler. Erkeklerin örnek veriyorum 99'un ocağında başladıysa 2024'ü beklemek zorunda kalır. 2000'li yıllarda işe başlaması olup onun öncesinde borçlanma şansı olan kişiler borçlanmalarla işe başlama tarihini geriye doğru çekip EYT'li olma gibi ihtimalleri var. Yurt dışı borçlanmasında da aynı şekilde. Esnafın ya da işverenlerin 4-10-2000 tescil yapılmazsa çok büyük bir mağduriyetle sadece Bağkur'da kadınların 7200, erkeklerin 9000 günü tamamlaması gerekecek. Bu konuyla ilgili de bakan bir açıklama yaptı. Gün eşitlemesi yapabiliriz dedi. Bağkur'da 7200 gün, 9000 gün gerçekten uzun bir süre bir fil prim ödemek. Bir de artık EYT yasası çıkmayacak umudunu kaybettiği için insanlar Bağkur'larını ödemediler. Şu anda Bağkur'dan günler silindi. İşte 2008'den sonraki günlerini alabiliyor. Çok büyük borçlar birikti. Şimdi emeklilik hakkı verildi gidip ihya canlandırma yaparsa şu anda günlük ödeyeceği para 75 lira. Tekrar bir torba yasa geliyor bu arada. O torba yasanın içerisinde de bir af olabilir tekrar. Ama Bağkur'ların da işi şu anda çok zor. Yani bu rakamlar söylenen gibi değil. Şimdi ben bununla ilgili bir çalışma yaptım. Bu çalışmada da aslında sayı şu anda şarjı bitti mi? Şöyle bir bakayım bitmemiş. Emeklilikte yaşa takılanların İlk
sayısını aslında biz açıkladık. Emeklilikte yaşa takılanlar kaç kişidir? Şu ana kadar kaç kişi emekli oldu? Emeklilikte yaşa takılan 8 Eylül 99'da yasa çıktığında 11,5 milyon kişi emeklilikte yaşa takılmıştı. Yaklaşık 7,5 milyonu emekli oldu. Şu anda o 7,5 milyon emekli olanlar da diyorlar ki bizim yasal hakkımız ne olacak? Biz de bekledik bekledik sonradan emekli olduk. O kişilerin muhakkak aylıklarına bir intibak yapılması gerekiyor. İntibak kelime anlamı olarak yenilemek. Aylıkların yenilenmesi gerekiyor. Geçmişe dönük o kişilere toplu olarak haklarının verilmesi gerçekten mümkün değil. Gerçekçi olmamız lazım. Ama o durumda olanlara da bir intibak muhakkak yapılmalı. Şimdi Türkiye'de çalışan sayısı, EYT'li sayısı. Şu anda EYT'li 4 milyon 400 bin EYT'li var. Ortalama aylıklarla biz tüm emeklilerin ortalama aylığını aldığımızda 4600 lira civarında bir emekli aylığı var. Bu ortalama emekli aylığıyla da Türkiye bunu kaldırabilecek bir yapıda. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela şu anda Türkiye'de tüm Bağkur ve tüm emekli sandığı emeklilerine ödenen emekli aylıklarından daha fazla biz sağlık harcaması yapıyoruz. O sağlık harcamasının büyük bir kısmı da sığınmacıların. Bizim şu anda ödediğimiz primler sığınmacıların, sigortasız çalışıyorlar, kayıt dışı çalışıyorlar, devletin kasasına bir gram para girmiyor ve %99'u kayıt dışı. Ama bu kişiler aileleriyle beraber tüm sağlık imkanlarından yararlanıyor. Bunun önüne geçilmezse, bu kayıt dışılığın önüne geçilmezse şayet, şimdi ben siyaseten bilmem ama şu anda siyaseten de konuşmuyorum zaten. Sığınmacılar gidecek mi, kalacak mı bilmiyorum. Önümüzdeki yıllarda, günlerde göreceğiz. Ama kalan kişilerin sigortalı çalışması gerekiyor. Bunun için devletin yeni bir politika izlemesi gerekiyor. Aksi halde ilerleyen dönemlerde bu yapılmazsa şayet bu kişilerden dolayı kayıp çok fazla olur. Türkiye'de 10 milyon kişi şu anda kayıt dışı çalışıyor. Asgari ücretle bir hesaplamayı yaparsak 200 milyar civarında bir maliyeti var. Ve sistem bunu kaldıramaz. Emekli aylıklarına bir intibak, emekli olacakların emekli aylığı hesaplama sisteminin değişmesi, bununla beraber de kayıt dışılığın önüne geçilmesi gerekiyor ki emeklilere aylık verilsin. İlerleyen sürede uzun süre verilsin ve emeklilik adı üzerinde emekli olan bir kişinin sistemden çıkması gerekiyor. Sistemden çıkacak bir planlamanın yapılması şart. Emeklilikte yaşa takılanların işte düşünün 13,5 milyon dul yetimle beraber 13,5 milyon kişi emekli aylığı alıyor. Bugün yasa çıkarsa 700 bin kişiye para verilecek. Yani matematiksel olarak şöyle bir hesaplama yapalım. 13,5 milyon kişiye biz emekli aylığı veriyoruz. Ayrıca 700 bin kişi üzerine eklenirse sistem batar mı? Bu zaten ve bu her yıl 300 bin kişi zaten emekli oluyor. Bu EYT'liler uzaydan gelmedi. Bunlar emekli olacak. Sadece bu kişiler zaten aylıklarını alacak. Birkaç yıl önceden almış olacaklar. Bunun için de muhakkak önlemini hükümetin, gelecek hükümetlerin alması gerekiyor. Aksi halde yani bu sistem şu anda çok tehlikeli bir durumda kayıt dışılık nedeniyle. Ama emeklilikte yaşa takılanlara verilecek bir para var. Peki ne yapılacak? EYT'liler. SSK'lılar ne yapacak? Prim günü olan, özellikle Türkiye'de kadınların prim gün sayıları az. Herkesin şunu bilmesi gerekiyor. Size soran olduğunda da yani müşterileriniz de size soracak. Tamam bu yasa çıkıyor biz ne yapalım? Ya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ya da E-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini alacaklar. Hizmet dökümlerinde 8 Eylül 1999 tarihine kadar prim yatırılmış mı, yatırılmamış mı tüm kollara tabi ilk önce bunu görecekler. İşe girişi var, sigorta kartı var, stajyer ve çırak değil ama sıfır gün prim de yatırılmamış. Bu durumda olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmeli. Bir yanlışlık mı var? Yani o kişi stajyer değil, çırak değil ama girişi yanlışlıkla öyle mi yapıldı? Ya da sıfır gün mü gösterildi? Bunu öğrenecek. Bu durumda olacak olan kişiler şayet gerçekten girişleri yapıldıysa o dönemde sigortalı olarak çalışan bir kişinin şahitliğinde dava açacak. Normalde hiç sigorta yapılmamışsa 5 yıl içinde dava açması gerekiyor. Ama sigorta girişi var ama prim yatırılmadıysa zaman aşımı hak düşürücü süre yok. Bu durumda olanlar dava açacaklar ama davada da Yargıtay diyor ki en az o dönemde sigortalı olarak çalışmış bir kişinin şahitliği gerekiyor. Davalar da çok fazla olacak. Bu durumda olan sizin de çevrenizde birçok kişi vardır. O yolu izleyecekler. Stajyer ve çırakların durumunu zaten takip ediyoruz. 8 Eylül 99'a kadar girişi olan ve prim gün sayısını tamamlamak için eksiği olan kişiler şimdiden kurum çok kalabalık olacak. Bir dahaki ay
Hele ondan sonraki yasa çıktıktan sonra kurumun kapısından içeri girmek çok zor olur. Eksiği olan kişiler doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, askerlik borçlanması. Biliyorsunuz borçlanmak için müracaatta bulunmak demek kuruma gidip hemen cebimizden para vermiyoruz. Biz şu anda müracaatta bulunsak eksik günlerimizi tamamlamak için bize bir ay sonra ya da 1,5 aya kadar bize tahakkukunu gönderecekler borçların. Bunları ödeyin diyecekler. Ödemek için de yurt dışı borçlanmasında 90 gün, diğer borçlanmalarda 30 gün bir süre verecekler. O süre içerisinde kanunun da ne şekilde çıkacağını net bir şekilde göreceğiz. 5000 gün mü? 5975 güne kadar mı? Birinci EYT'liler var, ikinci EYT'liler var. Birinci EYT'liler 5000 günle, 7200 ve 9000 günle. İkinci EYT'liler SSK'da 3600, Bağkur'da ve emek sandığında 5400 gün. Birinci EYT'lilerde yaş şartı aranmayacak. İkinci EYT'lilerde kadınların 50, erkeklerin 55'ti. Kademeli olarak 58 ve 60'a çıktı. Orada da büyük ihtimalle geriye doğru çekecekler. Bu sefer de belki de hemen emekli olmanın çok avantajlı. Yani 3600 günle 50 yaşında mı olayım yoksa 48 yaşından günlerimi tamamlayıp normal emekli mi olayım dedikleri zaman bunları hep size soracaklar. Ama şimdi EYT'liler de tabii burada. Şunu söyleyeyim. Bedava iş çok değersiz bir iştir. Mali müşavirlerin %80'i hatta %90'ı hatta biliyorum %99'u bu işlerle ilgili bilgi verir ama para almaz. Ve bilginin karşı taraf çok değersiz olduğunu düşünür. O bilgiye çok kolay ulaştığını ve değersiz olduğunu düşünür. O bilgiyi alır, daha sonra benim yanıma gelir, bana para vererek ben bir mali müşavirden bilgi almıştım, doğru mudur diye bana sorar. Bu durumda olmayın. Bu süreçte mali müşavirlik mesleği çok kıymetli bir meslek. Sizler yıllarca emek verdiniz. Sizin bu bilgileriniz o kadar kıymetli ve değerli bilgiler ki biz Avrupa'da ve Amerika'da bakıyoruz en çok para kazanan kesim bizim işimizi yapan kişilerdir. Çünkü biz o kişinin hayatını birebir etkileyecek gerçek olgular üzerine bilgi veriyoruz. Bu nedenle bu süre içerisinde de profesyonel hizmetler sunabilirsiniz ama sunmuyorsanız çok da fazla bence bu topa girmeyin. Çünkü sonunda şöyle oluyor. Benim muhasebecim bana yanlış bilgi verdi. Ben de bunu çok duyarım. Para verdiniz mi? Bir ödeme falan yaptınız mı derim. Yok ödeme yapmadım der. Öyleyse siz para vermediğiniz için o kişi de bakın sosyal güvenlikle çok detaylı bilgiye sahip olmayabilir. Adı üzerinde mali müşavir. Mali konularla ilgileniyor. Kendi konularıyla ilgileniyor. Para kazansa bu konularla da ilgilenir. Şimdi bunun için gecesini gündüzüne katacak ama karşında hiçbir şey almayacak. Bu sizce mantıklı mı diyorum. Para isteseydi öylesi diyor. Bunu bilin. Ben bunu çok sık duyuyorum. Sizler buna göre profesyonel şu süreci çünkü hep beraber yöneteceğiz. Telefonlarınız sizinle susmayacak. Bu yasa çıktığında 700 bin kişi emeklilik için müracaatta bulunacak. Durumu çok net olanlar var. Gidecekler kuruma müracaatta bulunacaklar. Hep çalışmış. Ama daha çok belli bir dönem Bağkur, bir belli bir dönem sigorta, günlerini sildirmiş. Arada emekli sandığı var. Karmaşık bir durum. Ne yapacağını bilmiyor. İşin içinden çıkamayan kişilere sizler profesyonel destekler sunmalısınız. Hem o kişilerin işini görmelisiniz hem de bunun karşılığında emeğinizin de karşılığını almalısınız diye de düşünüyorum. Gerçek anlamda telefonlarınız çok çalacak. Buna hazırlıklı olun. Sadece sizlerin telefonu çalmayacak, bizlerin de çalacak. Devletin kurumunun da hep söylüyorum kurumda çok fazla sıkışıklık olacak. Devletin kurumlarına herkes bir anda müracaat yapmak için gittiğinde sistem durabilir. Bu arada yine size ihtiyaç olacak. Çünkü E-Devlet üzerinden başvurular başlayacak. Bir kişi sigortalı çalışırken emeklilik için müracaatta bulunamıyor. Onu dahi şu anda birçok kişi bilmiyor. Yani ben de günlerimi tamamladım hemen gidip emekli mi olacağım? Hayır diyorum. İlk önce işten çıkışınız yapılacak. Bakın işten çıkış yapıldığında yine sizinle ilgili başka bir iş çıkacak ortaya. Kıdem tazminatı. Kullanılmayan yıllık izinlerin parası, emekliliği gelmiş. İşverenlerle siz bunları çok konuşmaya başlayacaksınız. Telefonlarınız çok çalacak. İşverenler sizi arayacak. Esnaf sizi arayacak. Ya bu EYT yasası çıktı. Benim yanımda 4 kişi vardı. Emekli oldular. İşten ayrılıyorlar. Benden bu kadar tazminat. Sürekli tazminat hesaplayacaksınız. Şu süre içerisinde deli gibi tazminat hesaplayacaksınız. Ya bunu sizin de profesyonel bir hale getirmeniz bence şart. Kendi müşterileriniz de olsa dahi apayrı sizin işinizi alacak. Size başka bir iş yüklenecek şu süre içerisinde ve bu kıdem tazminatı konusunda da esnaflar, işverenler bunu hazırlıklı değilse
çok daha büyük sorunlar olacak. Bu sefer avukatlar da devreye girecek. Çünkü işte vermiyorum, param yok. İşte o da ilk önce sizin kapınız tabii çalınır. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Yani sizin müşteriniz olmayan bir kişinin yanında çalışan sizin kapınızı da çalacaklar. Kıdem tazminatını istemiyorum, alamıyorum. Nasıl bir yol izleyeyim diye. Bu gerçekten de şu süreç ilk önce mali müşavirler, daha sonra avukatlarla beraber on binlerce kişinin de davalık olacağı bir sürece doğru da gidiyoruz. Kıdem tazminatı konusunda muhakkak müşterilerinizle konuşmanız lazım. Yani esnaf, işverenler EYT yasası çıktığında kendi emeklilikle ilgili planlamalarını yapsınlar. Ancak bir taraftan da yanında çalışan kişilerin de kaç kişinin emekli olabileceği, kaç kişinin kıdem tazminatı alabileceği, süreci nasıl takip edeceğiniz konusunda da muhakkak müşterilerinizle görüşün. Ufak tefek bence çalışma da yapabilirsiniz, bir hazırlıklı olabilirsiniz. Son dakikada işlerinizin en yoğun olduğu anlarda bu durum sizin başınıza gelecek. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar konusunda esnafın ve SSK'lı çalışanın durumu artık netleşmeye başladı. Aralık'ta bu yasa çıkar. Ocak ayında müracaatlar başlar. Eksik günü olan kişilerin dediğim gibi borçlanmaları için şimdiden müracaatta bulunmaları yararınadır. Ama 3600 günü çok iyi beklemeniz lazım. 3600 günde 55 yaş hakkı verilirse bu sefer de işte 48 yaşında emekli olabilmek için 7 yıl prim ödemesi gerekiyorsa işte 3 yıl borçlanma, 2 yıl borçlanma hakkı, 3 yıl prim yatırılacaksa, 4 yıl prim yatırılacaksa bunların planlamaları da iyi yapılmalı. Yoksa önemli olan cebinden çıkan parayla cebine girecek paranın birbirini ne kadar amorti edecek, bu durumları da iyi analiz etmemiz lazım. Bu konularla ilgili de bilgi vermemiz lazım. Aslında biz şimdi başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ben bir sosyal güvenlik uzmanıyım ama mali müşavirim. Mali müşavirliğin alt dalı olarak sosyal güvenlik uzmanlığı yapıyorum. Türkiye'de birçok ile gittim, üniversitelere gittim, yurt dışına gittim, konferanslar, seminerler verdim. Bugün Mali Müşavirler Odası'nda, Bursa Odası'nda, kendi odamda ilk defa böyle bir organizasyon yapıyoruz. Başkanıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Çünkü geçmiş dönemlerde muhakkak olmalı. İşte vergi dairesinden de gelmeliler, sosyal güvenlik kurumundan. Ama gelip sizin bildiklerinizi size kanun maddeleriyle anlatıp gittikten sonra bu sizin işinize yaramaz. Hayatın içinden gerçek yaşadığım konuları anlatmaya çalışıyorum. Belki birçoğunuz zaten ben bunu biliyorum diyebilirsiniz. Zaten bilmeniz de çok normal. Siz dedilerle biz aynı mesleği yapıyoruz. Bu nedenle ben bu semineri çok önemsedim ve katılan sayısı da çok güzel oldu. Çok da memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir de 2019'da 9 sayılı bir genelge çıktı. 2019'un Nisan ayında. Bir kişi kendi iş yerinde şahıs firmasında zaten sigortalı olamaz. Ama limited şirketlerde sigortalılık durumu çok farklı yorumlanıyordu. 2019'da 9 sayılı genelge çıkana kadar da birçok kişi de emekli oldu. Şu anda emekli olanların başı da belada, emekli aylığını alıyor. Geçen de bir kişi benim yanıma geldi. Dedi ki Özgür Bey, biz abimlerle beraber kendi şirketimiz var. Hepimiz kendi şirketimizde sigortalıyız. Babam şirketi kurmuş. Biz de ortak yapmış. Sonradan da bizim sigortamızı yapmış. Ya iki abim emekli oldu dedi. Aynı durumda. Sıra bana gelince 2019'da 9 sayılı genelgeye takıldım. Ben emekli olamıyorum ama iki abim emekli oldu aynı durumda. Abilerinden bir tanesi sürekli namaz kılarken aklına bu konu geliyormuş. Şey diyormuş, ya ben namaz dahi kılamıyorum, konsantre olamıyorum diyormuş. Başıma ne iş gelecek acaba? Kaç lira benden parayı geri isteyecekler? Kuruma gidip kendimi ihbar edeyim? Ne yapayım yani şu anda? Bu durumda olan çok kişi var. 2019'da 9 sayılı genelge milletin şu anda rüyalarını, uykularını kaçırıyor, rüyalarına giriyor. Bir kişi kendi iş yerinde sigortalı olabilir. Yani kendi iş yeri derken şirketi kastediyorum. Ama şöyle diyor 2019'da 9 sayılı genelge. O şirkette sigortalı olarak 2008'den sonra böyle bir hakkınız yok. 2008'den önce sigortalı olarak bir kişi çalışıyorsa daha sonra hisse aldıysa sigortalılığı devam eder. Ama şirketi kurdu ya da bir gün sonra ortak oldu, bir gün sonra sigortalı oldu. Bu durumda olan kişilerin hepsinin primi şu anda Bağkur. SSK'dan emekli olacaklarını zannediyorlar ama SSK'dan emekli olamazlar. Zorunlu olarak Bağkur'a yönlendiriyorlar. Şimdi bu 2019'un Nisan ayında çıktıktan sonra bizim yanımıza çok kişi geldi. Türkiye'nin dört bir yanından
Bursa'nın da en büyük şirketlerinin ortakları. Hepsi de tavandan sigortalı. 9.000 gün, 10.000 günleri var tavandan. Emekli aylıkları 23.000 lira. Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki siz emekli olamazsınız. Yani Bağkurlusunuz ya da Bağkur'dan emekli olacaksınız. O da diyor ki tamam, Sosyal Güvenlik Kurumu bana Bağkur'dan emekli ol dediyse, devletin kurumu, ben de öyleyse Bağkur'dan emekli olayım. Gidip müracaatta bulunuyor. Diyorlar ki sana para iadesi çıktı. 50.000 lira, 70.000 lira. Vay be diyor, devletin beni düşündü bir de diyor. Bana doğru yolu gösterdi. Bana 50.000 lira, 70.000 lira da para verdi. Allah razı olsun diyor. Sonra firmasına da para veriyorlar. Aa, benim firmama da para veriyorlar diyor. Sonra bakıyor ki bir ay geçti, iki ay, beş ay. Emeklilikle ilgili bir cevap yok. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiyor. Ya benim emekliliğim gelmedi. Kusura bakmayın diyorlar. Siz emekli olamazsınız. Neden? Sizin 5.500 gününüz var. Nasıl olur ya benim 10.000 günüm tavanda? Diyor ki size biz parayı iade ettik ya diyor. Parayı iade ettiğimiz için diyor, işçi hissesi, işveren hisseleri silindi diyor. Sizin şu kadar süreler silindi. İşçi hissesini iade almayanların da işveren hisseleri silinmiş. Günleri azalmış. Ya günleri azalmış ama neyse ya, ben yine de bir şekilde SSK olurum, 3,5 yılımı tamamlarım, emekli olurum diyen kişinin de emekli aylığı 23.000 lira değil, 4.000 lira. Bu kişiler bizim yanımıza gelmeye başladılar ya. Özgür Bey, benim emekli aylığım 23.000 liraydı, ben öyle hesaplıyordum, sistemden zaten gözüküyordu. Şimdi ben Bağkur'a geçmişim, 4.000 lira alacakmışım. Bununla ilgili biz dava açtık hemen. İlk önce bir dava yoluna gittik. Dedik ki işçi hisselerini kabul ediyoruz dedi Sosyal Güvenlik Kurumu, işveren hisselerini kabul etmiyoruz dedi. İşveren hisselerinin kabul olmaması demek, yani bugünün değeriyle 1 milyon liraysa 50 bin lira vermiş devlet geri. 1 milyon lira almış, 50 bin lira vermiş ve günleri azalmış. Bu durumda olan kişilere dedik ki aklınızda olsun, bir, kesinlikle para iadesi almayın. Daha sonra biz davayı açtık ve davayı kaybettik. Davada da dediler ki bu 2019'da 9 sayılı genelge net. İşverenler, işveren primlerini iade alacaklar. Sadece işçi payları dahil olacak. Bununla ilgili çok uğraştım. Siyasilerle görüştüm. Siyasi partilerle, genel başkan yardımcılarıyla. Hatta bu konuda mağdur olanlardan bir tanesiyle konuşuyorum. Başka bir ilden AK Partili bir bakanın kardeşi. Onlarla da konuşuyoruz. Ya dediler bu siyasi bir olay değil, bir yanlışlık var bunu. Şimdi bu konu tamamen yani iptal edilmesiyle ilgili girişimler var. Ama bu arada şöyle bir şey yaptırabildik en azından baskılarla. Yönetim kurulu bir karar alırsa bu karar defteriyle beraber işveren de tamam ben de bu parayı istemiyorum derse, karar defterine bu yazılırsa hem işçi hem işveren primleri tamamen hepsi toplam dahil oluyor primlere. Yani Bağkur'dan emekli oluyorsunuz ama en azından emekli aylığınız iyi oluyor. Hangi statüden emekli olacaksınız? SSK'dan mı? Bağkur'dan mı? Emekli sandığından mı? Son 2520 güne bakılarak hesaplanıyor. Son 2520 gün içinde SSK, Bağkur, emekli sandığı varsa en çok prim hangisine ise. İki tane statü varsa, yarısından bir fazlaysa o statüden. O 3,5 yıl oradan geliyor, biliyorsunuzdur. 2520 günün yarısı 3,5 yıl 1260 gün. Bir gün fazla 1261 gün SSK olursa SSK'dan emekli oluyorsunuz. Bu nedenle bu konuda son derece önemli. Para iadesi almamanız gerektiğini muhakkak bilmeniz gerekiyor. Bu konularda apayrı bir iştir. Bu konular çok yorucu bir iştir. Şu anda siz bu işe başladığınızda, diyelim ki biz vekaletname alıyoruz bu işlemlerle ilgili. Bu işe başlıyoruz. Yani biz bu işlemler için 50 bin lira civarında bir para alıyoruz. Bu iş için, çünkü o kişi için 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon değerinde bir iş. Ve bir yıl boyunca SGK'ya git, gel, git, gel, şu böyle oldu, şu şöyle oldu. Aman sakın, ben bu işi biliyorum ya, müşteri abimi de çok seviyorum. Onu da ben bedavaya yaparım, o da beni sever, bana gülümser diye düşünmeyin. Bir iki yıl sonra bir problem olsa, defterini aldıktan sonra yolda görse sizi tanımaz. O yüzden hakkınızı burada da alın. Bakın bu da profesyonelce bir iş. SGK'dan gelip size bunları anlatmazlar. SGK sadece şöyle düşünür. Muhasebeci eşittir Google. Her şeyi bilir. Ya bunun karşısında para almıştır. Yapsın öyleyse. Muhasebecinin işine ki gibi bakar. Ama biz öyle değiliz. Biz bir işi, biz Google değiliz. Google gibi çalışıyoruz. Ama bunun karşılığında bir emek var. Bunun emeğini de almak zorundayız. Bize fırsatlar geliyor.
Hepinize fırsat, hepimize bakın fırsatlar geliyor aslında bu yasal düzenlemelerle. Bunu da siz kendiniz iyi kullanırsanız, bu süreci iyi takip ederseniz hem müşterinin işini çözersiniz, sizi çok sever, size çok saygı duyar. En önemlisi bakın saygı duyulması. Biz şimdi profesyonel danışmanlık yapıyorum. Türkiye'nin ya dünyanın dört bir yanından. Geçenlerde Kamerun'dan bir kişiyle görüştüm, Türkiye'ye geldi. İşte Dubai'den bir kişiyle görüştüm, bir pilotmuş, onunla görüştük, işleri yanlış olmuş, Türkiye'ye geldi. Danışmanlık için bize profesyonelce ararlar, soru sormak için 1.000 lira para verirler ve bunun karşılığında da beni aradıkları zaman Özgür Bey kusura bakmayın zamanınızı almıyorum değil mi diyorlar. Bu mesleğimize saygı, işimize saygı, bu bir profesyonelliktir. Hepimizin çoluğu, çocuğu var, ailesi var. Hepimizin amacı iş saatinde o parayı kazanmak, helalinden düzgün. Ama hepsi de konuşuyorum, görüşme yapıyorum. Arkasından WhatsApp'tan tekrar bana teşekkür mesajı yazıyorlar. Bunları hep beraber yapabiliriz. Ben nasıl yetişeceğim? Benim gibi şu anda çalışan Türkiye'de kaç kişi var biliyor musunuz? İki. İki kişi var. Diğerleri çıkıp anlatanlar profesyonelce bizim gibi yapmıyor. Ama çok kişi yapabilir. Ya bununla ilgili de oda başkanımızı gerçekten çok seviyorum, saygı duyuyorum. Zaten dostluğumuz da var. Kendisine daha önceden söylemiştim. Bu konuyla ilgili seve seve odada bir şeyler yapabilirim. TÜRMOB nezdinde de yapabilirim. Bizim bir şeyler yapıp meslektaşlarımızın bir kısmını sosyal güvenliğe yönlendirmeliyiz. Hatta sosyal güvenlik böyle apayrı bir meslek, bir dal haline gelmeli. Ve bunun karşılığında gerçekten de iyi de bir karşılığı var. Bunu da size net bir şekilde ifade edeyim. Dostane, arkadaş ve dost olarak anlatıyorum size. 2019'da 9 sayılı genelgede de neler yapabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda neler yapacağınızı anlatmaya çalıştım. Borçlanmalarla ilgili bilgiler verdim. Son şunu söyleyeyim. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına bilmiyorum artık inanan var mı? TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre şu son 3 aylık enflasyon biliyorsunuz 6 aylık enflasyona göre Ocak'ta zam yapılacak. Böyle devam ederse TÜİK'in açıkladığı enflasyon %14 asgari ücrete, memur maaşlarına, emekli aylıklarına %14 büyük ihtimalle bizim de serbest meslek gelirlerimize de %14 civarında zam uygun görülecek. Öyle gözüküyor. Ama gerçek enflasyonun ne kadar olduğunu biliyoruz. Ancak seçim dönemi böyle olmaz. Seçimden önce asgari ücrete %50 zam yapılacak. Temmuz ayında TV100'de Kerem Kırçoğal'ın Türkiye'nin iyi gazetecilerindendir. Onun programına katıldım. Özgür Bey dedi ne kadar zam yapılır dedi. İşte memura, emekliye ne kadar zam yapılır? 3-4 ay vardı. Ben de hesaplamaları sürekli yapıyorum. %42 öngörüyorum dedim. Canlı yayında dedi ki Özgür Bey siz ne yaptınız dedi. O zaman Kerem Kırçıvallı da daha yeni programa katılmıştım. İkinci programıydı. Yani beklentiyi çok arttırdınız dedi. Yani yanlış olmasın böyle dedi. Biz beklentiyi arttırarak dedi hayal kırıklığı yaşatmayalım mı dedi. 1 Temmuz'da %42 enflasyon farkı verildi. Kerem Kırçıvallı şu anda enflasyon verileri açıklandığı anda beni arıyor. Ne olur diyor. Emekli aylıkların ne kadar olur? %50 civarında artar. Asgari ücret de artar. Asgari ücretin artışının işsizliğe neden olması, maliyetin çok yükselmesi devletin çok umurunda olmaz. Zaten asgari ücretin yükselmesi demek devletin bir taşla iki kuş vurması anlamına geliyor. Bir taraftan 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Onlara bakın asgari ücreti arttırdım. Bana oy verin, beni alkışlayın diyor. Diğer taraftan da arkasını dönüp kendi ekibiyle beraber çok iyi iş yaptık diyor. Kasayı biraz daha dolduracağız diyor. İyi para toplayacağız diyor. Hem kendi para toplayabiliyor hem de milletten de alkış alıyor. Oy alıyor. Bu anlamda asgari ücret desteği vardı biliyorsunuz. Asgari ücret 2018'de 1647 lirayken 150 lira destek veriliyordu. Şu anda asgari ücret 5500 lira 100 lira destek veriliyor. O 100 lira destek de daha bu ay sigorta primlerine yansıdı. Şimdi bu nedenle asgari ücret çok fazla artacak. Önlemlerinizi sizin de müşterilerinizin de alması gerekiyor. Maliyetler çok yükselecek. Seçim öncesi işte işsizlik mi olur, maliyet mi yükselir? Çok fazla hükümetin ben bunlara bakacağını zannetmiyorum. Muhalefetin de bakacağını zannetmiyorum. Asgari ücret konusunda iktidar açıklama yapacak. İşte %50 zam yaptık. 8250 oldu. Muhalefet diyecek ki neden 10.000 lira olmadı? Yani
Nasıl yapıyorsunuz? Bunun maliyeti de devlet elini taşın altına sokacak mı? Bir miktar esnafa, serbest meslek erbabına, işverene destek olacak mı? Demeyecek. Onlar da şovun içine katılacak. Hayır, 10 bin lira olmalıydı, 15 bin olmalıydı diyecekler. Ya iş başka yere doğru gidiyor. Bununla beraber bu borçlanma rakamları da artacak. 1 Ocak'tan itibaren %50 civarında artar. Bunun için önlemlerin şimdiden alınması yararınıza olur diye düşünüyorum. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Konuları dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Çok böyle ekrana da bir şeyler yansıtıp oradan böyle anlatmak da istemedim. Bildiklerimi bu şekilde sizlere anlattım. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Soru alabiliriz. Ya birkaç tane soru alabiliriz. Buyurun. Mikrofon verecek miyiz? Arkadaşlar, lütfen bir dakika kayıt alıyoruz. Öncelikle sunumlarınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok faydalandık. Bir, bu gelişmeleri nereden takip edebiliriz? İki, öneri dediklerinize örnek verir misiniz? Son dediğinizi anlayamadım. Dediniz ya, şimdiden tedbirlerinizi alınız. Tedbirler nelerdir mesela? Tedbirler şudur. Mesela bir kişinin prim gün sayısı eksiktir. İşte 5000 güne tamamlamak için askerlik borçlaması, doğum, yurt dışı, yurt dışı işe başlama tarihi 18. Nasıl olduğunu sormak istedim. Şimdi asgari ücret yükseldiği zaman işveren zor duruma düşecek ya. Hani orada nasıl tedbir? Ha şöyle bakın, bunları işverenle konuşup herkesin, biz maliyet hesabı da yapıyoruz. İşverenlerle konuşup şunu söylemeniz gerekiyor. Ocak ayından itibaren asgari ücreti %50 civarında bir artış öngörülüyor. Olur olmaz bilmiyoruz. Ama buna göre maliyet hesabı yaparken, gelir gider hesabınızı yaparken ona göre planlamanızı yapın şeklinde sadece bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama bunu da söylemenize gerçekten gerekiyor. Beni çok kişi arıyor çünkü nasıl yapacağız, nasıl yapabiliriz diye, ne kadar artar diye. Bütçe ayarlaması yapmamız gerekiyor. Zaten işimiz de bu bütçeyi ayarlayacağız. Buyurun. Sormak istediğim soru, bu EYT çalışmalarında ABO ile ilgili bir çalışma var mı? Aylık bağlanma oranları ile ilgili. Aylık bağlanma oranları ile ilgili bir çalışma yok. Sadece emeklilikte yaşa takılanların yaş durumuyla ilgili bir çalışma var. Onun dışında bir çalışma maalesef yok. Yani çok sığ bir çalışma var. Sadece yaşla ilgili. Evet. Yani yaşı kaldırıp ya da ekstra bir şey getirebilir miyiz? Sadece bu yönde bir çalışma. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım. Evet. Farkındalıklarımıza katkı sağladınız. Ufuk açıcı bir şey oldu. Emeklerinize sağlık. Benim burada takıldığım şey şu. Emeklilikte yaşa takılan birisi. Diyelim ki 2023'te çıktı, emeklilik hakkını aldı. Ama önceki şeye göre 2018'de emekli olması gerekiyordu. Evet. Aradaki 5 yıllık emekli maaşı ve arada ödemiş olduğu primlerin iadesi hususunda ne düşünüyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Bir hukuki itiraf konusu mudur ya da? Şöyle, emeklilikte yaşa takılanlar konusu geç kaldıkça bu durumun ne kadar önemli olacağını hep söylüyordum zaten. Ama büyük ihtimalle bunun önüne yasal bir önlem alırlar bu konuyla ilgili. Çünkü bu mümkün değil. Şimdi bizim de bu konuyla ilgili çıkıp da geçmişte emekli olanlara da toplu emekli aylıklarını vermelisiniz dersek biz de popülizm yapmış oluruz. Biz de insanları yanlış yönlendirmiş oluruz. Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini çok kişi şu anda dillendiriyor. Ama yasa çıkarken bunun önüne dava açılsa dahi çözüm alınamayacak şekilde bir düzenleme yapılacaktır diye düşünüyorum. O zaman ben dillendirmeyeyim. Hukukçulara para kazanma alanı doğdu, özelde konuşalım. Var mı başka soru arkadaşlar? Askerlik borçlanması
2000 yılında yaptım. Ancak kurumdan aldığım rapora göre, hatta bugün aldım, bunu bazı aylarda gösteriyor. Yani ne kadar emekli maaşı alırım diye kurumun bir sitesi var ya, oradan faydalanıyoruz. Evet. Orada bazen gösteriyor, bazen göstermiyor. Burada bir çelişki mi var? Yani müracaat mı edilmesi gerekiyor? Yani 570 gün eksik gözüküyor. Ben bugün yine baktım. 2 ay önce de baktığımda tam gözüküyordu. Bazı aylar gözüküyor, bazı aylar gözükmüyor. Bu nedir acaba? Şöyle, bu kısa süreli, geçen hafta başladı bu uygulama. Şu anda devletin kurumları da, yani sosyal güvenlik kurumları da 1 Ocak'ta emeklilik için müracaatta bulunma altyapısını hazırlıyorlar. Bunun için beni çok kişi aradı. Ya ben doğum borçlanması yapmıştım 3 sene önce, 4 sene önce. Yurt dışı borçlanması yapmıştım, askerlik borçlanması yapmıştım. Bu günleri göremiyorum, benim günlerim nereye gitti diye arayanlar oldu. Biz de tabii Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileriyle ben de görüşüyorum. Sadece çalışmadan dolayı o günler gözükmüyor. Yani şu anda altyapı hazırlığından dolayı gözükmüyor. Şunu söyleyeyim, bakın askerlik borçlanması ile ilgili çok önemli. Çok bilgiyi verdim size. Beraber paylaşacağız bunları. Sizin için de önemli. Hepsi şunu sorarlar. Ben askerlik borçlanması yaparsam 37.500 lira ödersem emekli aylığım kaç lira artar? En son Lütfü sen sormuştun. Bir akraban sormuş galiba. Bunu o kadar çok kişi soruyor ki. Ali burada mı? Ali bir çantamdan bir evrakları verir misin bana? Size ben bir emekli aylığı hesaplaması nasıl yapıyorum onu bir göstereyim size. Biz sosyal güvenlik... Buradan bir saniye. Bir çantamı verir misin? Oradan evrakları sadece işindeki. Şimdi biz emekli aylığı hesaplamasını farklı yapıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu farklı bir hesaplama yapıyor. Ben farklı bir hesaplama yapıyorum. Onunla ilgili size bir bilgi aktaracağım şimdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun siz sistemine girdiğinizde emekli aylıkları sadece böyle basit değil mi? Sadece şu dönem şöyle. Biz emekli aylıklarını böyle hesaplıyoruz. Kendi sistemimiz üzerinden hesaplıyoruz. Ama bir yanlışlıkla yani... Yok gibi bir şey. Çok az yanlışlık gördüm. Yanlışlıklarla ilgili de dava açıyoruz bu arada yine. İtiraz ediyoruz. Dava açıyoruz. Hesaplamalar böyle yapılması gerekiyor. Geçmiş dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu böyle hesaplama yapardı. Ve emekli olan kişilere de emekli aylığını bu hesaplamayla gönderirdi. Ama şu anda bu şeffaflık yok. Burada mesela bir kişi beni aradı. Özgür Bey dedi. Ben dedi askerlik borçlanması yapmak istiyorum dedi. Normalde emekli aylığı 7.383 lira. Emekli aylığı normalde 7.383 lira. Bu kişi 540 gün askerlik borçlanması yapıp minimum tutardan askerlik borçlanması yaptığında emekli aylığı 7.397 liraya çıkıyor. 37.000 lira karşılığında emekli aylığı 14 lira artıyor. Bunlar da başka hesaplamalar. Mesela bir kişinin, başka bir kişiyle ilgili hesapladım. Emekli aylığı 300 lira artıyor. 37 bin lirayı verdiğinde 300 lira emekli aylığı artıyor. Çünkü bunlar aynı zamanda emekli aylığı hesaplamasındaki gösterge rakamlarının da değişmesiyle de alakalı bir durum. O kişi de 37 bin lirayla 300 lira fark ettiriyor. 7,5 katını vereyim diyor. 250-260 bin lira verdiğinde de 400 lira artıyor. Demek ki o kişinin de sadece 37 bin lira vermesi yeterli. Daha fazla verip daha fazla alırım gibi durumlar ezbere yapılacak durumlar değildir. Bu nedenle şöyle düşünüp de yani askerlik borçlanması 300 lira etkiliyor. Bence siz gidin biraz fazla verin, ona göre 1000 lira da artar sizin gibi bir şey sakın söylemeyin. Çünkü öyle bir durum yok. Bunların şu şekilde profesyonelce hesaplanması lazım. Onu da söylemiş olayım. Erdiş Bey buyurun. Mikrofona şey yapabilirsek. Çağdaş. Ben öncelikle sosyal güvenlik konusunda Sayın Oda Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir meslek mensubumuzu odamıza getirip bizlerle karşı karşıya getirdiği için. Özellikle bir konuda daha teşekkür etmek istiyorum ben Özgür Bey'e. Çünkü bir mali müşavir olarak ulusal kanallarda her konuşmasında bu mali müşavirlik mesleğimizin adını geçirdiği için ve bundan sonraki süreçlerde hem odamızda daha sık görmek istiyoruz,
Hem bu konularda bizleri daha çok bilgilendirmenizi istiyoruz ve özellikle şu anda EYT gündemde, Aralık ayında çıkması planlanıyor. Görüyoruz ki bu EYT ile birlikte sosyal güvenlikte birçok değişiklikler gelme arifesinde. O yüzden sık sık odamızda görüp bu konularla ilgili bizi bilgilendirmeniz benim şahsi talebim. Yönetime de bunları söylemek istiyorum. Davet ettikleri için hem yönetim kurulu başkanımıza hem yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar? Öncelikle çok teşekkür ediyoruz Özgür Hocam size bilgileriniz için. Benim sorum, benim prim doldu mesela, EYT'liyim. Evet. 5900 istiyor. Evet. 7000 oldu. Bu emekli aylığına nasıl yansıyor? Şöyle, siz çalışma süresi boyunca asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir rakamla çalıştıysanız, evet, normalde bizim emekli aylığı hesaplamasında her 360 güne aylık bağlama oranlarında 1 puan ilaveler vardır. Ancak o bir çok az da olsa emekli aylığınızı yükseltir. Ama asgari ücret ve asgari ücrete yakın rakamla çalışıyorsanız kazançtan daha çok zararınız var. Çünkü her ay prim yatırıldıkça sizin emekli aylığınız 15 lira düşüyor. Yani şöyle, siz şu örneği vereyim. Bir kişi 8 Eylül 99, 2000 yılına kadar bir kişi 3600 günle emekli olmuş. Sadece 3600 gün prim yatırmış, 5000 lira alıyor. 7500 günle bugüne kadar çalışan da 3800 lira alıyor. Çalıştıkça, prim ödendikçe maalesef düşen bir emekli aylığı hesaplama sistemi var. Son size bir tüyo vereyim. Bakın, bunları da gerçekten duyamazsınız Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. Emekli aylığını devlete ödediğiniz işçinin ve işverenin toplam cebinden çıkan para emekli aylığını belirlemez. Emekli aylığını günlük ücret belirler. Yani diyelim ki şu anda asgari ücret ne kadar günlüğü? 235 lira. Tavan ne kadar? 1617 lira günlük. Başkanım tavan rakamla çalışıyor. 48.500 liraya 1617 lirayla 30 gün çalışıyor. 48.500, devlete de 15.500 lira her ay para veriyor. Bunun karşılığında başkanımın her ay emekli aylığı 80 lira artar. Ben de bir iş yerinde çalışıyorum ama bir gün çalışıyorum. Bir gün karşılığında 1617 lirayla çalışıyorum. Benim de 80 lirardır. Ben de 500 lira veririm. Böyle bir sistem var. Emekli aylığını günlük ücret belirler. Günlük ücret ne kadar yüksek olursa, ama şunu unutmayın, 8 günden az çalışanlar sağlıktan yararlanamaz. Teşekkür ederim hocam. Başkanım buyurun. Evet, ben de sunumunuz için teşekkür ederim. Benim sorum biraz spesifik, bu konuyla ilgili olmayabilir. Fakat yine bu da son günlerin çok popüler bir konusu. Doktorların devlete geri dönüşleri söz konusu. Sanıyorum salonda mali müşavir olan meslektaşlarımdan da vardır. Emekli olan doktorların emeklilik haklarından vazgeçerek tekrar emekli sandığına tabi olarak çalışmaları mümkün mü? Bir müddet çalıştıktan sonra tekrar emekliliklerini isteyip döndüklerinde maaşlarında bir artış olur mu? Teşekkür ederim. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Geçenlerde beni bir kadın doktor aradı. Özgür Bey dedi, ben 20 yılımı tamamladım, sonra emekli sandığından emekli oldum, sonra da SSK'dan emekli oldum. Anladım ki bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Siz dedim emekli sandığından nasıl emekli oldunuz? Ya ben primlerimi tamamladım, 20 yılımı, 20 yıldan biraz daha fazla süreyi tamamladım. Sonra dedi emekli oldum diye görevimden ayrıldım. Daha sonra da bir arkadaşımın firmasında, iş sağlığı güvenliği firmasında çalışmaya başladım. Ve SSK'dan emekli oldum dedi. 4 yıl, 270 gün falan da fazla yatmış, 1261 gün geçmiş. 5000 lira emekli aylığı alıyormuş. Normalde 16 bin lira alması lazım. Planlamayı yapamamış, bilmiyor. Sormuş, soruşturmuş, yanlış bilgi almış, 5000 lira. Ne yapacağım dedi.
tekrar devlete geri dönebilirsiniz. Şu anda doktor ihtiyacı var. Tekrar devlete geri döneceksiniz. Emekli aylığınızı kestireceksiniz. 3 yıl 6 ay 1 gün, 42 ay 1 gün çalışacaksınız. Tekrar emeklilik için müracaatta bulunacaksınız. 16 bin lira alacaksınız dedim. Devlet memurlarının emekli aylığı SSK ve Bağkurlar gibi hesaplanmıyor. 8 Eylül 1999 tarihinde bu 4447 sayılı yasa Anayasa Mahkemesi'ne gitti. 23 Mayıs 2002'de Anayasa Mahkemesi kararını verirken şöyle karar verdi. SSK'ların ve Bağkurların emekli aylığı hesaplama sistemi artık taban aylık uygulamasını kaldırıyoruz dedi. 2000 yılına kadar taban aylık uygulaması vardı. Ama bu kararı veren devletin yetkilileri de, onlar da devlet memuru, devlet memurlarında taban aylık uygulamasını kaldırmadılar. Devlet memurlarının emekli aylıkları hiyerarşik olarak çalışma süresine göre, eğitim durumuna, derecesine ve kademesine göre belirlenir. Bu nedenle de devlet memurlarının aldığı aynı derece, aynı kademedeki bir devlet memurunun aylığı aynıdır. O kişi işten ayrıldı, tekrar geri döndüyse en son kat sayılarla beraber bir devlet memuru, bir aynı derece kademeye sahip bir devlet memuru kaç lira alıyorsa o onu alır. O yüzden devlet memurlarında işte 25 yıl çalıştım, bir tanesi 30 yıl çalıştım. İkisi de aynı emekli aylığını alır. Orada hiyerarşik olarak sadece bir durum vardır. Ama bakın o bilmeden yaptığı hesaplamalar yanlış, yanlış müracaat. 16 bin yerine 5 bin lira, 11 bin lira kayıp aylığını kestirecek, tekrar başlayacak. O kadar süre aylık almayacak. Çok ciddi konular. Yani bu konular dedim ya, profesyonelce yönetilmesi gereken konular. Çok kişi sizin kapınızı çalmalı bu konuyla ilgili. Sizden destek istemeli. Siz de mesleğinizde zaman ayırıyorsunuz. Zamanınız varsa bir kısımda ben bu işe de zaman ayırabilirim deyip kendinizi bu konuyla ilgili biraz daha o konularla ilgili bilgi verecek duruma getirdikten sonra tam bir profesyonelce para kazanacağız bir meslek. Evet arkadaşlar, başka soru yoksa eğer buyurun. Özgür Bey, bir meslektaş olarak çok teşekkür ettim sunumunuz için. Şimdi çevremizde yurt dışında olan kişiler var. Şu an hala yurt dışında bunlar. 99 öncesi gitmişler. Evet. Bunlar da borçlanma yaparak bu çıkacak yasadan faydalanma imkanları olur mu? Size bir teknik soru sordum. Bundan evet. da bilgi verebilir misiniz? Şimdi yurt dışı borçlanması 3201 sayılı yasayla 1986 yılında uygulamaya başlandı. Ve yurt dışı borçlanmalarında da çok köklü değişiklikler yapıldı. En son 2019 Temmuz'unda değişiklik yapıldı. 31 Temmuz 2019'a kadar müracaatta bulunan kişilerin Türkiye'de son çalışmışlıklarına bakılarak o statüye göre borçlanma yapılıyordu. Ve borçlanmaları SSK'ya işte saydırabilip yurt dışı işe başlama tarihinde Türkiye'den işe başlama tarihi saydırabiliyordu. Bu benim tam uzmanlık alanım. 1969 yılında mesela biz Almanlarla bir sözleşme yapmışız. Uluslararası sözleşme. Bir Alman vatandaşı gelip Türkiye'de çalışırsa Türkiye'deki çalışması Almanya için başlangıç sayılır. Bir Türk vatandaşı da gidip Almanya'da çalışırsa Almanya'daki başlangıç Türkiye için başlangıç sayılır. Alman rant sigortalarıyla biz sözleşme gereği böyle bir durumumuz var. Bu konuyla ilgili hükümet geçmiş dönemde dedi ki biz bunu kabul etmiyoruz. Yurt dışı borçlanmaları yurt dışındaki 18 ülkeyle uluslararası sözleşmemiz var. Avrupa ülkeleri, Amerika, Rusya, Arap ülkeleri yok burada. Başlangıcı saymıyoruz dedi. İnanın o dönemde biz ne kadar çok kişi emekli ettiğimizi hatırlamıyorum. Dava açıldı kazanıldı. Sonra davadan vazgeçtik dedi hükümet. Tamam tekrar müracaatta bulunup başlangıç olarak sayalım dedi. 2019'da tekrar bir değişiklik yaptı. Bununla ilgili biz hemen duyuruları yaptık. Dava açıyoruz tekrar. Herkes dava açsın kazansın. Çünkü ikili sosyal güvenlik anlaşmaları bizim yasalarımızın üstündedir. Sosyal güvenlik kurumu şu anda tekrar şöyle bir uygulamaya geçti. Çok dava kaybediyor, çok para gidiyor SGK'nın kasasına. Çok önemli, bakın altını çizerek söylüyorum. Bir kişi şu anda Türkiye'de sigortalı iken, sigortalı çalışırken yurt dışı borçlanması yaparsa o borçlanılan süre Bağkur'a sayılır. Ancak yurt dışındaki ilk işe başlama tarihi 18 yaş baz alınarak Türkiye'den işe başlama tarihi sayılır. Çalışmıyorken müracaatta bulunursa yine Bağkur'a sayılır. Günlerini alır ama başlangıç saydıramaz. Burada çok ince, çok ince bir ayrıntı var. Yurt dışında 3 milyon Türk var.
yurt dışındaki Türkler de çok takip ediyor. Ben Almanya'ya, İsviçre'ye gittim, onlarla buluştum. Bu konuları anlattık, seminerler düzenledik. Çok önemli bir konu. Yurt dışında yaşayan eşiniz, dostunuz, akrabanız da varsa o kişiler de Türkiye'den borçlanma yaparak 8 Eylül 99 öncesini saydıracaklar. Sadece kritik nokta şu, Temmuz öncesinde yaptılarsa SSK'ya borçlanabilirler. Şimdi Bağkur'a borçlanıyorlar. Bağkur'dan emekli olmak biliyorsunuz zor. SSK'dan emekli olabilmek için de son 1261 gün Türkiye'deyken sigortalı olacaklar. Hiç kimseyi sakın müşterilerinizi, müşterinizin tanıdığını kendi yanınızda sigortalı yapmayın. Böyle talepler gelebilir. Kıramayacağınız kişilerden gelebilir. Kesinlikle böyle bir şey olmasın. Türkiye'de 700 bin kişinin emekliliği iptal oldu. 700 bin kişiniz sigortalı değil, emekliliği iptal oldu. Bir kişi bir iş yerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa, çalışıyormuş gibi kendisini gösteriyorsa bu sahte sigortalılıktır. Tespit edildiği zaman geriye dönük iptal oluyor ve bu işlerle ilgili mali müşavirlerin de çok büyük sıkıntılar yaşayacağı bir dönem. Bu iyilikler sizin karşınıza altından kalkamayacağınız yükümlülükler, sorumluluklar getirir. Başkanım bu konuyu... Sorumluluk ve disiplin gerektiriyor. Evet, hem sorumluluk hem disiplin gerektiriyor. Başkanım da bu işi çok iyi biliyor. Çok kişi diyorum ya böyle kıramayacağı bir müşteri. Ne para alıyor, ne pul alıyor. Ben bunlara şahit oluyorum, yaşıyorum çünkü. Çok sevdiği, kıramayacağı bir müşteriyi, eşini işte kendi yanından sigortalı göstermiş. Başına gelmeyen kalmamış. Geliyordur odaya da aynı şekilde izahatlar vermek zorunda kalıyordur. Bunları kesinlikle yapmayın. Kendinizi müşterinizin yanında da sigortalı olarak göstermeyin sakın. Bu da iptal olur. Biz bu kadar anlattık ettik ya, başkalarının işini nasıl yapacağız falan. Ya peki kendi işimizi nasıl yapacağız? Biz Bağkur'dan emekli olacağız. Bunu bizim meslek yasamız diyor ki, siz mali müşavirler olarak kendi mesleğiniz dışında başka bir işte çalışıyorsanız sigortalı olabilirsiniz. Bize de şimdi son 1261 gün önemli olacak. Diyelim ki ben müzisyenim aynı zamanda. Mali müşavirlik yapıyorum. Akşam gidiyorum bir yerde gitar çalıyorum. Meslek yasamız diyor tamam, gitar çaldığın için sigortalı olabilirsin. Yönetmelik diyor ki olamazsın diyor. Kendi mesleğini de yapsan, başka bir iş yapsan da sigortalı olamazsın. Ama bizim yönetmeliğimiz, başkanım sizlere de şu anda TÜRMOB sürecinde, belki de orada TÜRMOB'da da dile getirilmesi gereken bir süreç. Yönetmelik yasaya aykırı, bizim kendi yönetmeliğimiz yasamıza aykırı ve kendimizi zor duruma sokacak, emeklilikte zor duruma sokacak bir durumda. Başka bir yerde çalışıyor musunuz? Bakın gerçek anlamda çalışıyorsunuz ki mesleğiniz dışında. Suç işlemiş oluyorsunuz yönetmeliğe göre ama dava açarsanız kazanıyorsunuz çünkü yasalar yönetmelikten üstünde. Bunu da söylemiş oldum. Vallahi izin olamadık. Yani çok meslektaşlar açısından sıkıntılı bir süreç. Çok da sıkıntı olacak. Çünkü şu son 1261 günü tamamlayıp SSK'dan emekli olunacak. Yoksa Bağkur'dan çok kişi de borçlarını sildirdi. İhyalar çok yüksek rakamlar tutacak. Bu da çok önemliydi. Son bir soru alalım ve sizin de çok zamanınızı aldım. Evet. 2019 sonrasında ofisten dolayı Bağkur olduk haliyle. Ama Bağkur borcumu ödemedim. Evet. Hala borcum var. Ne tavsiye edersiniz bu konuda? Ödeyeyim mi borcumu, ödemeyeyim mi? Sizin şu anda 1 Mayıs 2021 sonrasında borcunuz var. Onun öncesindeki borçlarınız silindi. Evet. Son 2520 gün içerisinde sigorta, SSK'nın daha fazla olması gerekiyor. Bu mümkün olursa bu yolları izleyebilirsiniz. Mümkün olmazsa 9000 günle yasa çıktığında büyük ihtimalle emekli olacaksınız. Emekli olacağınız gün, müracaatta bulunduğunuz gün Bağkur'a hiç borcunuzun olmaması gerekiyor. Siz sadece kısmi ihya yapamıyorsunuz. İhyada tamamını yapmak zorundasınız. Ama geçmişte çok borç varsa ve 7000 küsur gününüz varsa... Siz son dönem 1 Mayıs 2021'den sonraki günlerinizi almanız, devamında askerlik borçlanması yapmanız ve biraz daha prim ödeyerek emekli olmak mantıklıysa parasal olarak, onları yazıp çizerek bir taraftan ihya yapıp cebinizden ne kadar para çıkacak onu da bir tarafa yazıp ne kadar süre önce emekli olacaksınız, ne kadar da emekli aile alacaksınız onu da yazarak gelir gider dengesi kuracaksınız. Hangisi avantajlısı o yolu izleyeceksiniz. Yıl sonu itibariyle neredeyse 9 tamamlanıyor zaten. Öyleyse 9000 gün ödenen primlerle tamamlanıyorsa 1 Mayıs 2021'den sonraki günlerinizi ödeyeceksiniz. Evet. Öncesini ödemeyeceksiniz ve büyük ihtimalle yasa çıktığında emekli olacaksınız. Teşekkür ederim, sağ olun.
Evet. Evet. Herkes buradayken bir de bir fotoğraf alabilir miyiz? Şöyle. Dostlar son bir seremoniyi evet. yapalım. Öyleyse, üstad sahnede kalalım. İki dakikanızı daha alalım öyleyse. İki dakika daha rica edeceğim. Sunumlarından dolayı çok değerli Özgür Erdursun'a çok teşekkür ediyoruz. Günün anlam ve önemini belirten bir plaket sunuşumuz var. Plaketi takdim etmek üzere Oda Başkanım Sayın Hüseyin Halil'i tekrar sahneye davet ediyorum. Değerli dostlar, kısaca şunu söylemek istiyorum. Yönetmelik ordu durduğu sürece dosyanız odaya geldiğinde biz disiplin cezası vermek zorundayız. Sonra siz yargıya gideceksiniz. Sayın Özgür Erdursun tabii ki konunun yargı yoluyla çözüleceğini söyledi ama bu kurumun başkanı olarak bunu söylemek zorundayım. Kendisine teşekkür ediyorum. Başkanım ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sevgili dostlar, umarım seminerimiz faydalı olmuştur. Son bir fotoğraf için hepinizi sahneye davet edeceğim. Buyurun. Arkadaşlar, fuaye alanına yaparsak daha sağlıklı olacak. Bizim Umut.